televizyonlarında Mansur Yavaş burada açıklayacağım. Mansur Yavaş anda. Sen ağzını bantlasana şimdi. Anlamadım. Sen anlamazsın ya. Ben şimdi, sen anlamıyorsun ya. Bir saniye. Sen anlamıyorsun. Ya, bir dakika. Net. Senin partin bir yola çıkmış. Hüseyin sussun mu? Tamam bak. Senin partin bir yola çıkmış. Evet. AK Parti ile kader birliği yapmış. Evet şu anda. Bir yola gidiyor. Cumhur İttifakı bir yola gidiyor. Fites'e 3'e 4'e 5'e aldı gidiyor arkadaş. Burada bak. Gemi bassın diye uğraşanlar burada. Sen MHP'nin içindeki İrlandalısın. Net. Bir saniye. Bir dakika dur. Konuyu saptırıyor. Sen abi bak. Fenerbahçe maçı. Sen nasıl bir MHP'lisin? Şimdi bu Türk televizyonundan açıklayacağım burada. Açıklayacağım. Bak sana şimdi kendi ağzında yakalandı. Sen nasıl MHP'lisin? Burada konu ben değilim. Hayır. Burada konuları tartışıyoruz. Sen beni tartışmıyorsun. Sen nasıl bir MHP'lisin? Çıkıyorsun burada hem moderatörün, hem yazıyorsun, hem oynuyorsun, hem yer gösteriyorsun, hem gazoz satıyorsun. Öyle bir sinema oynuyorsun ki, tiyatro oynuyorsun ki. Yazan sen, oynayan sen, moderatörsün. Bir soru soruyorsun, sus. Ben Davut Tercanoğlu bir programını seyrettim senin. Adama ağzını açtırmadın ya. Yüzüne söyleyeceğim. Bu maçı... Haykıracağım buradan tamam, sana. Tamam bağırma haykıracağım ya. Bağırma. Şey, sıra sende değil ama söz çık. Sırası sende değil. Ya Ahmet'ten çık. Vermiyorum sen sana. Sen nasıl MHP'lisin onu anlatma. Ben... Sen bırak onu. O da seni ilgilendirmez. Ya bize de Ahmet'ten. Seninle ilgilendirmek ki. Seninle ilgilendirmek. Görmeden dinle. Yani, Mehmet Erdoğan Pars'tan istifa etti. Deva Pars'tan geçti. Başkanı oldu. O onun şahsi görüşü. Aydoğan Aslan Pars'tan istifa etti. Tamam. Bak Pars'tan istifa etti. Daha çok istifa edenler oldu. Geçti. Şöyle. İyi Parti'ye. Çok istifa edenler oldu. Cihan Kolip doktor bıraktı İyi Parti istifa etti. Gitti Zafer Partisi'ne. Sen MHP'liyim diyorsun. Bırakmadım diyorsun. Ama bir İrlandalı gibi ben, tamam mı? AK Parti'ye vuruyorsun. Senin liderin. Bir dakika. Senin liderin. Tamam. Senin liderin. Liderim dediğin insan Devlet Bahçeli. Recep Tayyip Erdoğan'la beraber yol alıyor. Bak, sen liderine İrlandalılık yapıyorsun. Bütün gün AK Parti'ye çakıyorsun. Böyle MHP'lilik olmaz. Sen MHP'nin içindeki İrlandalısın. Ben şimdi senin yüzüne söyleyeceğim. Ya tamam sen MHP'nin içindeki İrlandalısın. Tamam bitti mi? Tamam bitti mi? Neden? Başka, neden? Altını doldurayım. Doldur. Kardeşim örnek veriyorsun. Diyorsun ki Aydoğan Aslan adam istifa etti. Bak adam istifa etti. Gitti İyi Parti'de siyaset yapıyor. Mehmet Erdoğan istifa etti veya görevden aldılar Aslan'ı. Görevden aldılar adamı veya süreçte adam Deva Partisi il başkanı oldu. Sen MHP'den istifa etmedin teminden beri söylediğim gibi ki? Ama MHP'nin altını oyanlardansın. Nereden biliyorsun? Senin liderin, benle mi yatıp kalkıyorsun? Senin liderin Devlet Bahçeli. Sen de bu artı eksi programına Erkan Eşçioğlu geldi adamı yedin. O gitti dayanamadık sana. Ben yemedim. Gitti adamı bunalttın. Arkasından Davut Tercioğlu geldi adamı bunalttın. Davut Tercioğlu da gitti. Arkadan Günay Yazıcıoğlu geldi. Onu da yedin o da gitti. Benim adım Hüseyin Cumalı. Ben öyle senin bağırmana çağırmana öyle altta kalacak adam değilim. Beni yemezsin diyorsun beni yani. Beni yemezsin. Tamam. Beni susturamazsın. Susma. Sen alışmışsın. Kim gelse yedin burada. Devlet Bahçeli AK Parti ile beraber yol alıyor. Olabilir. Sen bütün gün AK Parti'ye çakıyorsun. Ya. Demek ki sen o geminin bir yerinden böyle su alsın diye uğraşanlardansın. Beğenmiyor değil. Nokta koydum onun için. Ben anlıyorum abi. Coşkun abi de sen mesela AK Parti'ye yakınsın. Coşkun'u AK Parti'ye tamamen uzak. Yani işte paylaşımlardan benim ağzımdan almaya çalışıyor. Çok rahat bunu söylüyorum. Tamam. Sosyal paylaşımlara bak. Yani kırmızı etten tut. İşte öyle mi? Cengiz Albayrak böyle mi? Öyle mi? Yani Coşkun Bilir tamamen AK Parti düşmanı demeyeceğim de yani AK Parti'yi sevmiyorsun. Ben demokrasiye inanan bir adamım. Ben halkın vermiş olduğu canım. Oya saygı duyan bir insanım. Benim partimi de bu şehirde herkes biliyor. Sosyal paylaşımdan onu göstermiyor. 6 yılda görev yaptığım sosyal paylaşımdan onu göstermiyor. Senin partin MHP ya. Senin partin MHP ya. MHP de AK Parti de yol yürüyor. Aklın olsun. Benim partim ne AK Parti ne MHP. Ne Büyük Parti, ne CHP, ne İYİ Parti. Ben bir tane oy atıyorum. Ben devam edebilir miyim Coşkun Bey? Bir tane oy atıyorum. Ama sen inkar ediyorsun. Ben, bak senin en kötü huyun bu. Unutuyorum ama ben sonra. İnkar ediyor. Unutuyorum ama. Tamam bir dakika unutma. O inkar ediyor. Şimdi abi o kadar şey yaptı. Bir dakika o kadar şey yaptı tutamıyorsan ne oturuyorsun burada? Abi ya, ne oturuyorsun abi ya? Not al o zaman önüne abi o zaman. Allah Allah bir de önüne koymuşsun tablet bu kadar şey yaptı tutamıyorsan. Not al. Ne oturuyorsun ki burada? Neyse. Senin şöyle bir kötü huyun var. Ne inkar. Devamlı inkar. Devamlı inkar. Mesela. Ya kardeşim bugün en cahil insan bile senin bugün bir sosyal medyana girdiği zaman bütün gün AK Parti'ye sallıyorsun ama ekranlarda buraya geldiğin zaman öyle konuşmuyorsun. AK Parti... İşte aynı Kemal Türktaş gibi konuşuyorsun. Top çeviriyorsun. Yemezler. Bir de senin parti MHP biz öyle biliyoruz ve zamanında MHP il başkanı yaptın. MHP'de AK Parti'yle yol yürüyor. Yani sen tam MHP'yle değilsin. Bak açık konuşuyorum. Sen zaten bir kere burada bir MHP'yle girip pot kırdın. Orayı mesela hiç karıştırmıyorum. Kırdın. Bir, ya girmeyelim o konulara. Girelim abi hiç problem. Girme abicim. Girme. Hiç İlk Ocaklar'la ilgili burada bir pot kırdın hatırlarsan şurada yo, dışarıda hiç problem yapmıştık. Değil. Ben gerçekleri şunu söyleyeyim. Diyeceğim sana. Ben her şey her yerde sen değişik bir, şimdi, değişik bir karaktersin. Bak şimdi. Sen değişik bir karaktersin. Benim partim MHP diyorsun. MHP böyle bir ortamda AK Parti'ye yol yürüyor ama sen bütün gün AK Parti'ye sallıyorsun. Sen değişik bir karaktersin. Diyorum şimdi, buyur abi unutma lafını. Şimdi ben şu arkadaşa bir yanıt vereyim. Bir dakika abi adam lafını unutacak. Sen nokta koydun. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli benim şahsen görev yaptığım süreçte çok ciddi bir AK Parti muhalifiydi. AK Parti özellikle Sayın Cumhurbaşkanı, evet. Cumhurbaşkanı Devlet Bey hakkında neler söylediklerini burada konuşmaya bile gerek yok. Ağır konuştular ikisi birbirine. Ağır konuştular. Biz o döneme denk geldik. Yani Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bey benim hiçbir ülkücüm gidip de işte AK Parti vesaire falan filan bunlara o sözleri hatırlatmama gerek yok. Tamam. Biz o dönemin yöneticileriydik. Tamam. Şimdi bir dakika 15 Temmuz oldu. Müsaade dur, ben sana bırakacağım sözü. Müsaade eder misin? 15 Temmuz oldu. Ülke bekası. Düşüşler derken beraber yol yürüyorlar. Şimdi, devam et şimdi. 15 Temmuz'dan sonra beraber yol yürüyorlar. Sayın Devlet Bahçeli o yapılan konuşmalar hepsinin üzerine ikisi birbirine karşılıklı konuşmaların hepsi unutuldu. Üzerine sünger çekildi. Birlikte yol yürüyorlar. Ben gerizekalı değilim. Benim zeka seviyemi de kimse ölçecek hali yok bu yaşamda. Öyle bir makine var mı bilmiyorum. Tamam mı? Ben o günkü olayın doğru olduğuna inanıyordum. 15 Temmuz'dan önceki. Bugünkü olayda da Devlet Bey'e yapılan, benim genel başkanım, yanına da 3 defa ziyarete gitmişizdir, oturmuşuzdur, çayını kahvesini içmişizdir. Devlet Bey'e yapılan o hakaretleri ben hazmedemiyorum. Devlet Bey'in bugünkü politikasını da beğenip beğenmemek bana ait bir şeydir. O da benim şahsi görüşümdür. Olmaz ki ama böyle. Şimdi bugün İYİ Parti nerede? Böyle olmaz ki ama. Bugün İYİ Parti nereden doğmuştur? Böyle olmaz bugün ki. Doktor Aydoğan Aslan İYİ Parti'nin belediye başkanı. Ben Doktor Aydoğan adam, belediye başkan adayı da mı abicim? Müsaade eder misiniz? Aday İYİ Parti'nin belediye başkan adayıydı. Adayı belediye başkanı diyorsun adayıydı abi. Adayıydı diyorum. Adayı şimdi demedin ya. Doktor Aydoğan belediye başkanı dedin. Doktor Aydoğan Bey adayı demedi. Yıllarca yani üniversite yıllarından, lise yıllarından beri kamuoyunu yanıltamazsın. Ülkücü davanın kamuoyunu yanıltamazsın abi. Ülkücü davanın peşinde koşmuş bir doktor arkadaşımız Milliyetçi Hareket Partisi'ni bazı nedenlerden dolayı Mehmet Erdoğan gibi bir adam il başkanlığı yaptı bu partide, Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Ne oldu? Sonradan geçti Deva Partisi il başkanı oldu. Ama benim üyeliğim mesela o dönemde birçok arkadaşımız istifa etti. Hatta beni de istifaya zorladılar. Ben dedim ki ben hayatımda bu yaşıma kadar bir tek partide üyeliğim var. Ölene kadar da orada devam edecek. Ama bu demek değildir ki ben partimin politikalarını beğenip bazı politikalarını beğenirim. Mesela bu soru bak. Kırılmayacaksan yüzüne bir şey söyleyeyim mi? Bak bu soru da var. Örneğin bak burada notlarım da var. Kırılmayacaksan senin yüzüne bir şey söyleyeyim mi? Müsaade edersin şunu söyleyeyim. Hüseyin abi sorma korkuyorum abi. Sormayacağım söyleyeceğim yüzüne söyleyeceğim. Söyleme korkutma beni. Bir tipsiz söyleyeceğim. Örneğin, Hüseyin abi gaza gelme. Ya söyleyeceğim be kardeşim. Müsaade eder misiniz? Örneğin mesela salı günkü grup toplantısında Sayın Devlet Bahçeli mesela notlarım da var burada. Bursaspor Ahmet maçında olayları Ahmet diye bir takım yok tanımıyor. Diyarbakır var dedi. Vesaire falan. Ben de diyorum ki Sayın Bahçeli yani Ahmet diye bir takım yoksa O zaman Türkiye Futbol Federasyonu'nu işaret edeceksin. Sezon başında, şimdi etmeyeceksin. Sezon başında bu kulüpler isim, forma, renk vesaire, lisans, oyuncu hepsini tescil ettiriyorlar. O zaman Türkiye Futbol Federasyonu diyecek ki, kardeş kusura bakma ben Ahmet Spor'u kabul etmiyorum. Bu ismini değiştir. Bak, Futbol Federasyonu. Mesela bana. Bu da hazır bende. Örneğin. Abi top tamam, çevirme bana. Bak Devlet Bey'in. Şimdi orada Ahmet Spor'da futbol oynayan arkadaşların ben bazılarını tanıyorum. Konu çok mu dağıldı ya? Dağıldı tabii ya. Konu dağılmadı. Top çeviriyor ya. Ay bak, bu top çeviriyor. Bak seni yüzüne şimdi diyeceğim. Hiç alınma darılma. Sen. Kemal ben size anlatayım. Arkadaş dinlesin. Bir dakika. Ben seni sabırla dinliyorum bak. Her konuşmanda hiç sözünüzü kesmiyorum. Senin de hastalığın bu. Bak sözünüzü kesmeden dinliyorum sizi. Beyefendi sen moderatör müsün? Ahmet Spor'da oynayan futbolcuların %90'ı Samsunlu, Bursalı, Kastamonulu, Giresunlu vesaire falan filan. Mesela şöyle bir şey diyebilirdi. Futbol değildir tabii her zaman. Oradaki olayları siz tasvip ettiniz mi? O Ahmet Sporlu oyunculara 90 dakika atılan şeyleri. Aynı şey abi. Aynı şey işte. Kabul ettiniz. Fenerbahçe maçında olan şeyleri penguler. Sen demokrasi var işte olay buraya geliyor işte. Geçen hafta sen demokrasi var diyordun ya işte bak. Olay buraya geliyor işte bak. Gördün mü? Fenerbahçe geçen hafta bize karşıydın sen. Fenerbahçe Beşiktaş maçında aynı şey işte. Dediği zaman demokrasi diyorsun. İşte tribünlere bunlar girdiği zaman böyle olur. Doğru söylüyor işte. Yani doğru söylüyor. Fenerbahçe taraftarlarından bir kısmı da Millet İttifakı'na laf yapar. Ondan sonra kavga çıkar. Orada bir afiş açar. Yani futbol sahalarına siyaset sokmamak lazım. Tribünlere sokmayacaksın. Geçen hafta demokrasi yazdım buna. O zaman şöyle diyelim. Geçen hafta şöyle. Bana kızıyordu. Bir saniye. O zaman bundan 4 sene önce 5 sene önce Rıdvan Dilmen ben de varım. Arda sen var mısın? O zaman siyaset yok muydu? O siyaset değil. O bireysel hareket. O bireysel. O siyasetleri anlatıyoruz. Onları o televizyonlara çıkarıp konuşturanlar, arkadaş, o reklamları çekenler, onlar bireysel mi oluyor? O bireysel oluyor, bu toplumsal oluyor. Peki, Fenerbahçe tribünlerinden, Fenerbahçe tribünlerinde 50.000 kişi var. 50 bini mi bağırdı? Orada AK Partilisi de var. Bak, orada AK Partilisi de var. Orada MHP'lisi var. Adam açıkladı, ben dedi AK Partiliyim dedi ya. Gördün mü? Ben AK Partiliyim dedi. Biz bir hafta önce o olayların buraya geleceğini gördük. Siz görmediniz. Bir saniye ya. Kıvırma be abi. Bir saniye ya. Doğru konuş. Bir dakika. Doğru konuş. Ben o şeyleri sevmem. Geçen hafta. Bak. Burada. Biz geçen hafta Kemal Türbeş'te. Ya. Fenerbahçe Beşiktaş taraftarı. Hükümet istifa dediği zaman. Bak. Bu dedik. Orada belli bir bölümü. Türbünlerde siyaset olmaz dedik. Neden? Yarın öbür günde Kılıçdaroğlu'na patlarlar, evet. Türbünler karışır. Bir hafta sonra şimdi burada diyorsun ki sen o gün demokrasi diyordun buna. Bir saniye. Şimdi diyorsun ki bitti mi? Ahmet Bahçeli, yok Devlet Bahçeli. Konuları anlamadığın için. Televizyonlarında Mansur Yavaş burada açıklayacağım. Mansur Yavaş Ankara'da bir maça gittiğinde bütün o kısımda olan bütün taraftarların %10'u, 50'si, 30'u Sayın Cumhurbaşkanı'na tezahürat yaptılar. Mansur Yavaş'ı yuhaladılar. Bu siyaset oluyor da olmuyor da öbürü siyaset mi oluyor? Öbürü siyaset mi oluyor? Senin gibiler yüzünden spora siyaset karışıyor. Bir adım sonra spor kriminal oluyor. Her futbol kulübünün olmaz. Sakaryaspor'da siyaset yok mu? Olmaz. Sakaryaspor'da siyaset yok mu? Yok mu? Sakaryaspor'da da olsa olmaz. Türkiye'nin bütün kulüplerinde başkanlar siyasidir kardeşim. Tribünler istifadeye %90'ı. Bak beyefendi. Siyasetin olması başka türlü sen başkan olamazsın. Siyasetin olması başka. Kitleler halinde insanların bir partiye, bir lidere istifa demesi başka. Ali Koç ne dedi? Bunu CHP'ye deseler de karşıyım. Ali Koç açıklama yaptı. Bunu bir partiye deseler de karşıyım. Ya bırak demagoji yapma ya. Bir şey bildiğin yok, boşuna konuşuyorsun ya. Bak televizyon, Türk televizyonlarını ilk defa burada açıklayacağım. Biraz sonra açıklayacağım. Yüzüne söyleyeceğim. Bak senin anlamadığın bir şey var. Şimdi sırada Kemal Turgaç var. Kitleler halinde İnsanlar böyle bağırtırırsan, bunları desteklersen, geçen haftaki gibi coşkun bilir, demokrasi dersen İşte bir hafta sonra böyle olur. Ali Koç bak, devlet katılıyor sen bunu görmedin. İşte sen şimdi bu işleri hiç anlamadığın için. Sen de anlamazsın ya. Ben şimdi, sen anlamıyorsun ya. Bir saniye. Sen anlamıyorsun. Bir dakika be abi. Bağırma, sesini yükseltmeden konuş benimle. Sesini yükseltmiyor, şekerini artık kıvırma vurma o tür kelimeleri ben sevmem. Şimdi bu maçın Bursaspor Ahmetspor maçını. Ya sen bana geçen hafta yalaka dedin. Böyle olacağını. Yalaka dedin bana. Ben derim, sen diyemezsin. Ben senin büyüğünüm. Allah Allah. Sen benim küçüğümsün. Daha dur, senin kadar. Evet abi. Ben senin yaşında kısa. Dur bakayım soru. Olaylar. Sen istediğin yere bakıyorsun Coşkun abi. Bir saniye müsaade. Sen istediğin yere bakıyorsun. Fenerbahçe sınırına bak. Beşiktaş sınırına bak. Ama bak. Aynı şey abi. Niye kabul etmiyor? Bir saniye. Bir dakika dur abi. Bir dakika dur. Konuyu saptırıyor. Sen abi bak. Fenerbahçe maçının oradaki olaylar buraya geleceğini söylesen bak sana saygı duyacağım. Ama sen Diyarbakır'dan buraya geldi falan deme. Beşiktaş taraftarı Fenerbahçe. Abi sen objektif bakmıyor olaya. Hayır abi, objektif bakmıyorsun. Bakmıyorsun. Ya beyefendi bırak ya. Bir saniye, seninle muhatap olmuyorum şu anda. Sen nasıl bir ağzını bantlasana şunu Kemal. Sen nasıl bir müebbetlisin? Şimdi Türk televizyonlarını açıklayacağım burada. Açıklayacağım. Bak sana şimdi kendi ağzında yakalandın. Şimdi yüzüne söyleyeceğim. Bu maçı haykıracağım buradan sana. Tamam Kemal, bağırma ya. Haykıracağım ya. Bağırma. Şekerimi çıkartıyorsun. Tansiyon hapını kullan. Al o şeker hapından iç bir tane. Bu şeker hapı değil, çay hapı. Al şundan bir bardak su iç. Bir dakika. Şimdi sen temin bir şey. Sıra sende değil ama söz sırası sende değil. Ahmet'ten çık. Vermiyorum sen sana. Sen nasıl MHP'lisin onu anlat bana. Sen bırak onu. O da seni ilgilendirmez. Ya bize de Ahmet'ten. Seni ne ilgilendiriyor ki? Seni ne ilgilendiriyor? Sen nasıl MHP'lisin? Burada konu ben değilim ki. Hayır. Burada konuları tartışıyoruz. Sen beni tartışmıyorsun. Sen nasıl MHP'lisin? Ben şimdi senin yüzüne söyleyeceğim. Ya tamam, sen MHP'nin içindeki İrlandalısın. Tamam bitti mi? Tamam bitti mi? Neden? Başka? Neden? Altını doldurayım. Doldur. Kardeşim örnek veriyorsun. Diyorsun ki Aydoğan Aslan adam istifa etti. Bak adam istifa etti. Gitti İYİ Parti'de siyaset yapıyor. Mehmet Erdoğan istifa etti veya görevden aldılar Aslan'ı. Bir dakika. Görevden aldılar adamı veya süreçte adam Deva Partisi il başkanı oldu. Sen MHP'den istifa etmedin teminden beri söylediğin gibi. Niye ki? Ama MHP'nin altını oyanlardansın. Nereden biliyorsun? Senin liderin. Benle mi yatıp kalkıyorsun? Senin liderin Devlet Bahçeli AK Parti ile beraber yol alıyor. Olabilir. Sen bütün gün AK Parti'ye çakıyorsun. Ya. Demek ki sen o geminin bir yerinden böyle su alsın diye uğraşanlardansın. Net. Senin partin bir yola çıkmış. Hüseyin sussun mu? Tamam, bak. Senin partin bir yola çıkmış. Evet. AK Parti ile kader birliği yapmış. Evet, şu anda bir yola gidiyor. Cumhur İttifakı bir yola gidiyor. Fites'e 3'e 4'e 5'e aldı gidiyor arkadaş. Burada bak. Gemi bassın diye uğraşanlar. Burada. Sen MHP'nin içindeki İrlandalısın. Net. Senin gibi çok var. Bitti mi? Tamam mı? Bitti. Hadi. Hani susuyor Murat, konuşmayayım diyorum. Adayı. Ama abi partisini söyle bari. Ya olur mu ya? Atıyorum İYİ Parti'den yapıyorsun falan filan. Bak. Ama koskoca meslek odası başkanı. Ya ne başkanı? Meslek odası başkanı adam ya. He pardon, özür dilerim. Allah Allah. Abi adayını. Sen de kendini savunamıyorsun. Abi ya ben bu tarz savunmalara girmiyorum. Ya senin bir üyelerin var, seçkin bir insansın. Anlıyorum abi ama ben o kimlikte burada değilim şu anda. O yüzden. Ya olur mu canım, o kimlikte değilim ya. Ama Coşkun abi. Adam dedikoducu diyor sana. Ya dedikoducu demiyorum. Ama bak dedikoducu demiyorum. Dedikodu yapıyorsun diyorum. Partisini söylersin. Dersin ki şu partideki ismini söylemek istemiyorum. Ya Coşkun abi, arkadaş çok böyle rahat konuşuyorsun. İşine geldiği zaman biz konuşunca kızıyorsun. Hayır ama nasıl olacak? Partinin ismini söylemiyorsun. Adamın ismini söylemiyorsun. Diyorsun ki birisi çalışıyor. Abi, herkes çalışıyor. Abi dedikodu kötü bir şey. Dedikodu deme bari. Herkes çalışıyor. Dedikodu kötü bir şey. Bir yerden duydum. Ne duydum diye. Şöyle de mesela. Yüreğin yoksa buraya çıkmadı. Ama dedikoducu deme adama. Yok ben. Kaç yaşında esnaf. Çat Caddesi'nin saygın bir insanı. Ben savunayım kendimi ya. Müsaade et. Ben kendimi yapabilirsem bırakayım. Tamam müsaade et. Adam sana dedikodu ağzını açmıyor. Bugüne kadar abi hep savundum. Çok şükür. Şimdi abi ben dedikodu yapmıyorum. Birincisi ama sen partisini söyle bari canım. Sen dedikodu arıyorsun. Tamam mı? Hayda. Arada fark var. Yani ben dedikodu yapmayı sevmiyorum. Dedikodunun kötü bir şey olduğunu. Ben şimdi isim söylersem dedikodu olmuş. Kötü bir şey değil ki ya. Kötü bir şey mi dedikodu? Kötü tabii canım. İnsanlar rahatlıyor. Türkiye'nin %90'ı dedikodu yapıyor. Abi tekrar eder misin? Dedikodu ruhun gıdası mı? Abi. Yok mu? Yapmıyor musunuz? Hepimiz yapıyoruz. Coşkun abi. Ben yapıyorum da. Coşkun abi. Dedikodu iyi bir şey demek de çok yanlış bir şey. İyi bir şey değil ama. Dedikodu iyi bir şey demedim ya. İnsanı rahatlatır dedim. İyi bir şey dedi abi. Yani iyi bir şey, rahatlatma açısından ya, iyi bir şey ya. Abi ne dediğini bilmiyor. İyi bir şey dedi ya dedikodu. Dedikodu iyi bir şey değil abi. Değil mi? Peki. Evet şimdi gelelim Sakarya yerel siyasetine. Evet. Müsaade eder misiniz Hüseyin Bey? Ben ondan önce seninle işim bitmedi. Reklama girdim. Neyse bizim şimdi ama iki şahsi, dakika konuşmam. Bak, şimdi, şahsi konuşmuyorum. Bak şimdi. Biz buradaki işi... Bir dakika ama bak burada çok sayıda ya boş ver abi, mesaj aldım. Ben, diyorlar ki tebrik ederiz. Tebrik et tamam. Tebrik ederiz şöyle. Şöyle tamam. Abi. Mehmet Erdoğan partisinden istifa etti. Bölmeden dinle. Mehmet Erdoğan partiden istifa etti. Deva Partisi'ne geçti. Başkanı oldu. O onun şahsi görüşü. Aydoğan Aslan partiden istifa etti. Tamam. Bak partiden istifa etti. Daha çok istifa edenler oldu. Geçti. Canım. İyi Parti'ye. Çok istifa edenler oldu. Cihan Kolip doktor bıraktı İyi Parti, istifa etti. Gitti Zafer Partisi'ne. Sen MHP'liyim diyorsun. Bırakmadım diyorsun. Ama bir İrlandalı gibi. Beni asla. Ama bir İrlandalı gibi. Ben, tamam mı? AK Parti'yi vuruyorsun. Senin beyefendi, liderin, beyefendi. Senin liderin. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Abi, senin eyvah. Liderin. Hap, bir tane hap senin lazım. Liderin. Tamam. Senin liderin. Tamam. Liderim dediğin insan Devlet Bahçeli. Aa. Recep Tayyip Erdoğan'la beraber yol alıyor. Bak, sen liderine İrlandalılık yapıyorsun. Bütün gün AK Parti'ye çakıyorsun. Böyle MHP'lilik olmaz. Sen MHP'nin içindeki İrlandalısın. Bir şey daha söyleyeceğim sana. Sen burada alışmışsın. Sen de bu artı eksi programına Erkan Eşçioğlu geldi, adamı yedin. O gitti, dayanamadı sana. Ben yemedim. Gitti. Ben yemedim. Gitti, adamı bunalttın. Arkasından Davut Terzioğlu geldi, adamı bunalttın. Davut Terzioğlu da gitti. Arkadan Günay Yazıcıoğlu geldi, onu da yedin, o da gitti. Benim adım Hüseyin Cumalı. Ben öyle senin bağırmana, çağırmana, öyle altta kalacak adam değilim. Beni yemezsin diyorsun beni yani. Beni yemezsin. Tamam. Beni susturamazsın. Susma. Sen alışmışsın. Kim gelse yedin burada. Çıkıyorsun burada. Hem moderatörün, hem yazıyorsun, hem oynuyorsun, hem yer gösteriyorsun. Hem gazoz satıyorsun. Öyle bir sinema oynuyorsun ki, tiyatro oynuyorsun ki. Yazan sen, oynayan sen. Moderatörsün. Bir soru soruyorsun. Sus. Ben Davut Terzioğlu bir programını seyrettim senin. Adama ağzını açtırmadın ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet. Şimdi, hem yazıyorsun hem oynuyorsun. O, beni susturamazsın Coşkun Bilir. Süresini, onu sana söyleyeyim. Süresini geç, bitti. Süre soru sana geliyor. Sürem bitti hocam. Sürem bitti. Burası benim kum saati koy, kum saati oraya çevirirsin. Coşkun Bilir'le Hüseyin Cumali'nin programı değil. Beyefendi. Burada biz kamuoyuna bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Beyefendi, bugüne kadar bütün partnerlerini yedin ama Kemal Turgaç'la bizi yiyemezsin. Şimdi Kemal Ahmet Turgaç. Ahmet maçında gördün. Nasıl çuvalladığını hep beraber gördük. Kemal Turgaç. Ve sen MHP'li değilsin. Ya sen iddia ediyorum ya İYİ Parti'sin ya CHP'lisin. Bak iddia ediyorum. Şimdi iddia ediyorum. Tamam. Sen iyi bir MHP'li olsan tamam. Liderinin baş koyduğu yolda devam edersin. Sen bütün gün AK Parti'ye çakacağım diye ya, Cumhur İttifakı üzerinden bunlar öyle bir goy yapıyorsun ki. Soğanın, olur mu? Soğanın, tamam bir dakika. Soğanın kilosu olmuş 21,5 lira. Çok domates olmuş 30 lira. Çok... Bunları yazınca AK Parti karşıtı mı oluyorsun? O zaman istifa et. Ya bunlar domates kaç istifa para bunlarda? Ya tamam saygı duyuyorum. Soğan istifa kaç para? Ya istifa bunları yazınca. Ya saygı duyuyorum istifa. Niye istifa edeceğim ya? Sen bir karar vereceksin buna. Niye değil? Ben ne istifa etmiyorum? Ben niye değil? Partiye, CHP'ye. Hiçbir yere geç. Orada siyaset. Hiçbir yere gitmiyorum. Kusura bakma. Ben öyle yeri şey geldiği zaman da MHP'de siyaset öyle yaparım, şey orada yaparım. Ya sen demokrasi ayağına. Bak sen demokrasi ayağına. İnce ince sen var ya yarın öbür gün Millet İttifakı gelsin, CHP gelsin. Altılı masa gelsin, senin başlığın hazır. Nerede kaldınız? Gözümüz yollarda kaldı. Bak sen çok kurnazsın. Kamyon şoförlüğü yaptın mı? Tabii. Sen var ya bak bunun başlığı hazır ha. Altılı masa gelsin. Ya nerede kaldınız? Gözümüz yollarda kaldı. Sosyal medyama bakın. Ben sizi destekledim diyecek. Net ya. Ben öyle bir şey buyur. Ama Cumhurbaşkanımız da dün bir açıklama yaptı. Ne dedi? Seçimden sonra hesaplaşacağız. Ben hiç öyle bir şey yazmam. Benim ne yani çocuklarım benim ne çocuklarım bir yerde çalışıyor, ne o bir yerde çalışıyor. Yani Ben inandığım beynimin, aklımın yettiği kadar ben kendi tartışmamı yaparım. Sen katılırsın. Albayrak, katılırsın, katılmazsın. Yıldırım'dı, Remzi Yıldırım, Cengiz Albayrak, Sezai Motor, sen devam et. Onları yemiyoruz ha. Tamam mı? Milletin üzerinden siyaset yapıyoruz. Yemiyoruz. Buyur. Tamam. Sevgili Hüseyin Cumali. Buyur. Bitti mi? Bitti. Ben